Oğuzhan arkadaşımızın takipçisinden gelen sorulardan bir tanesi. Yeşil kart çekilişi için yapılacak bu sene başvurularda belli değişiklikler olduğunu öğrendik. Bu değişikliklerin neler olduğunu açıklayabilir misiniz tarzı bir soruyla geldi. Aslında bu da bir nevi güncel konulardan bir tanesi ve dolayısıyla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Normal green card çekilişinin şartlarında bir değişiklik yok. İki tane durumda bir değişiklik noktasında State Department tarafından bilgi geçildi. Bu iki hususa dikkat edilsin diye başvurularda. Bunlardan en önemli değişikliklerden bir tanesi pasaport oldu. Şimdi bu aslında sürpriz bir gelişme çünkü normalde kişiler DV çekiliş başvurusunu yaparken herhangi bir pasaport bilgisi girmek zorunluluğunda değildi şu ana kadar. Dolayısıyla sadece kimlik bilgi, kişisel bilgileri girip başvurusunu yapabiliyordu. Ama şimdi pasaport şartı var ve özellikle pasaport şartında başvuru yapanın geçerli pasaportu olması isteniliyor. Tam başvuru yapılacak anda. Dolayısıyla eğer başvuru yaparken pasaportunuz geçerli değilse o başvuru yapamayacaksınız. Dolayısıyla bu seneki çekiliş başvurusuna giremeyeceksiniz. Dolayısıyla geçerli olan bir pasaporta öncelikle sahip olmanızda fayda var. Varsa sorun değil. Süresi bitmişse hemen yenilemekte fayda var. Hiç yoksa hemen başvuru yapıp pasaportunu yenilemesi çok önemli takipçilerimizin ve takipçilerinin olsan bu önemli şartlardan bir tanesi. Değişiklerden bir tanesi. İkincisi de bilgi noktasında kesinlikle doğru bilginin verilmesi. Eğer bilgilerde yanlış bilgiler verilirse, doğru bilgiler verilmezse bu kişilerin de başvurusunun geçersiz sayılacağı üzerinde vurgu yapılmış durumda. Biz tahmin ediyoruz bu vurgudaki amaç da çok ciddi bir şekilde hatalı olanların başvurularını iptal edecekleri noktasında ilerleyecek. Dolayısıyla bu çekiliş noktasındaki önemli husus bu. Bir de belki soru gelir ama ben yeri gelmişken söyleyeyim. Çok kişiden de gelen sorulardan bir tanesi. Peki başvuru yaptığımız zaman ben başvuru yapıyorsam işte çocuklarım ya da eşim onların da geçerli pasportu olması gerekiyor mu? Yoksa sadece başvuranın mı geçerli pasportu olsun gibi sorular da var. Sadece başvuru yapan kişinin geçerli pasportunun olması yeterli. Eşinin ya da çocuklarının olması gerekmiyor ama eğer eş de başvuru yapacaksa ayrı bir başvuru o zaman onun da geçerli pasportu tabii ki olması gerekiyor diye bu arkadaşımızdan gelen değişikliklerle ilgili, DV çekici değişikliklerle ilgili bilgiyi vermiş olayım.